Merhaba arkadaşlar. Ekim ayının ortasına geldik. Ekim de bitti, işte Kasım ve zaman su gibi akıp geçiyor. Konuşuyorum öğrencilerle. Bahanelerin arkasına sığınan arkadaşların çoğunlukta olduğunu görüyorum. Yok hocam şöyle sıkıntım var, yok hocam böyle sıkıntım var. Arkadaşlar, hepimiz insanız. Sen de insansın, ben de insanım. Sıkıntı çıkartırsak, Herkesin mutlaka sıkıntıları var. Ama herkesin. Ya Allah aşkına ya. Yani sıkıntı, sıkıntılarının arkasına saklanıp da çalışmamazlık yapmak ne demek ya? Yani madem sıkıntı var. O zaman adam akıllı çalış kazan defol git diyeceğim. Yok. Hocam sıkıntılarım var. E çalışamıyorum. Vallahi kusura bakmayın. Kazanmadığınız zaman, Size teneke takacak. Urfallar öyle Teneke takmak. Yani dalga geçmek. Çok insan var. Annen, baban, kardeşlerin dışında. inanın ha deden, nenen, birinci dereceden akrabalar dışında. Sana teneke takacak olan çok kişi olacak. Ve kazanmadığın zaman diyecekler ki Ya biz zaten Ali'yi parkta görmüştük. Ben zaten 3 ay önce kendisine demiştim çalış diye. Bak dediğim oldu. Neden insanların yüzünü güldürüyorsunuz? Ya neden? Gerçekten aklına gülecekler. Ha, i̇ntikam almak istiyor musun? Onlara cevap vermek istiyor musun? En büyük intikam nedir biliyor musunuz? En büyük intikam senin başarındır. Kazan. Başarılı ol. İnşallah ailene, ilk başta ailene, vatana, millete faydalı bir birey ol. Para kazan inanın o sana teneke takacak olan insanlar, onlara en büyük cadı vermiş olursun, onları çatlatırsınız. Biz bunu çatlatmak için demiyorum, ya, yanlış anlamayın. Ya, İlla da millet çatlatmak için bunu yapmayın. Tabii ki millet de faydanız olsun ama kazanmadığınız zaman onlar arkandan sana gülecekler. Vallahi gülecekler. Çalışın arkadaşlar, çalışın. Bir de bu motivasyon videolarına gelmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız, hocam ben motivasyon videolarını izleyerek ders çalışıyorum. Vatan motive videosu izleye diye. inan ders çalışmaya zamanınız kalmıyor. Ya en büyük motive nedir? Dedim ya, sen kazanmadığın zaman arkanda teneke takacak insanlara cevap olsun diye insan çalışır. Ben anneme babama mahcup olmuyorum diye adam akıllı kazanıp gideyim. Ya da ileride başarılı, para kazanan, kaliteli bir yaşam sürmek için iyi bir yer kazanayım diye. İşte bunlar motivedir. Yok adam motive videosu izliyor. Başarırsın. İçindeki gücü hisset. Gemini limana sen ulaştırırsın. Sanki motor kombat oynuyorum ha. İçindeki gücü hisset. Herkesin tutunacağı mutlaka bir dal var. Kazanmak adına mutlaka senin yani mutlaka senin bir gerekçen vardır. Ya ona kitlen ve kazan git ya. İnanın ben şimdiden hani çok çalışırsan, yani verimli çalışırsan daha doğrusu çok demeyelim de işte çok çalıştım. Keşke öyle bir sistem olsa, öyle bir paralel evren olsa. ya e Arkadaşlar işte gerçekten çok çalıştın, verimli çalıştın. Zamanını etkili kullandın. Sosyal medyanı kapattın. Saçma sapan şeyler izlemedin. Sosyal arkadaşlarından bağını biraz kestin. Kendine aylık, haftalık ödüller koyarak gittin sosyalleştin ve üniversiteyi kazandınız. Allah sana bir yıl sonraki üniversiteden 5 dakikalık bir görüntü. İnanın sen o görüntüyü istersen var ya, ya dersin ki, wow. Demek ki üniversite ortamı, üniversite hayatı, kendine yapılan yatırım buymuş. Stresten uzak, her şeyden uzak. Artık kendini gerçekleştirme noktasında bir birey olacaksınız. Yemin ediyorum onu sana göstereyim. Nasıl ders çalışırsın? Arkadaşlar, her geçen zamanın kıymetini bilin. Bakın Ekim bitecek, Kasım, Aralık, uçtunuz gittiniz. Toparlanmasan sonra strese girirsin. Çünkü sınav maratonu bir de bir stres maratondur. İki ay sonra streslenmek istemiyorsanız artık aklınızı başınıza alın ve lütfen, lütfen, lütfen çalışın. Ailenizi üzmeyin. Ailadenize de ailenizi de üzmemenin tek yolu bu süreçte adam akıllı üniversite sınavını güzel bir bölümü kazanmaktan geçiyor. Hadi. Ben fazla uzatmayacağım. Her motive videos çekerken inanın <laughs> bu videoyu belki 15-20 defa yani çektim, sildim, çektim, sildim, çektim, çektim sildim. Oluyor, olmuyor, oluyor, olmuyor. Çünkü karşı tarafı da kırmak istemiyorum. Yani karşı taraf derken sizden bahsediyorum ha. Sizde kırmak istemiyorum. İnşallah kırmamışımdır bu videomda. Yani inşallah kırmadım. Ama arkadaşlar gerçekler bu. Çalışmak zorundayız.